Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm. Kıymetli dostlarım, yeni ve büyük Türkiye'nin anayasasına ben de evet diyorum. Neden evet diyorum biliyor musunuz? Bu sistem 90 yıldır kötülükler üretti, memleketi ihmal etti. Ülkemizin kalkınmasını, sanayileşmesini ihmal eden zihniyet yüzünden babalarımızla birlikte Avrupa'ya geldik. Ve ben de bir baba olarak Avrupa'da doğan evlatlarımıza, torunlarımıza birlikte milli ve yerli anayasamızda başkanlık devrini yaşayacak olan ana vatanımıza dönmek için yazılan, çizilen, konuşulan, söylenenlere bakmadan evet diyorum. Türkiye güçlendikçe 2023 Lozan'da antlaşması kendiliğinden biteceği için milletin ve ülkenin yararına kararları hızlı almak, alınan kararları hızlı ve etkin uygulamak için hayır diyen hayırsızlara karşı tek yumruk, tek yürek oldukça adım adım bağımsızlığımıza kavuşacağımız için evet diyorum. Hayır diyen hayırsızlara karşı tek yumruk olmaya var mısınız? O zaman hep birlikte evet diyorum. Lozan Anlaşması'nda petrolleri ve madenleri çıkarıp işletme hakkımız elimizden alınmıştı. Türk milletinin evet desteğiyle Türkiye daha da güçlenerek kendi petrolünü çıkartıp madenleri işlemesi için evet diyorum. Bir daha yerli ve milli olmayan hain ve işbirlikçi grup devletin başına geçemeyecek. Bir daha faşist, komünist, kemalist, ateist bu millete musallat olamayacak. Namaz kılan subaylar ordudan atılamayacak. Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç olamayacak. Örtüller okumak istiyorsa Arabistan'a gittin diyecek bir iktidar olamayacak. Bir daha koalisyon kepazeliği yaşanmayacak. Her iktidar %50'nin üzerinde oy alacak. Türkiye tam bağımsız olacağı için bu yüzden 90 yılda Türkiye'ye yapılanların 15 yılda 10 katını yapan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanını başkan olmasını Almanlar, Amerikalılar ve İngiltere ve içimizdeki Dingilizler istemiyor. Kendisi başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika ve Batı, Türkiye'de başkanlık sistemine neden hayır diyor? Bizi sevdiği için mi? 2023'ten önce başkanlık sistemiyle inşallah bağımsızlığımıza kavuşacağız. Merhum Adnan Menderes bağımsızlık adımlarını atmaya kalktı, astılar. Merhum Özal denedi, istemediler, zehirlendi. Merhum Necmettin Erbakan'ı durdurdular. Merhum Alparslan Türkeş'i sürgün ettiler. Gezi'de Erdoğan'ı devirmek istediler. Olmayınca emniyet ve yargı üzerinden yıkmak istediler ama olmadı. PKK ile diz çöktürmeye çalışıyorlar. Olmuyor. Paralel ihanet çetesiyle DEAŞ'ta diz çöktürmek istiyorlar. Olmuyor, olmuyor. Geçmişte kurulan 16 Türk devletini simgeleyen asker var ya, neden sarayda biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Türk devletinin simgesi olan askerle sarayda yabancı devlet adamlarını karşılaması, emperyalist güçler, baronlar, yani onların aynı zamanda Türkiye toprakları içerisindeki işbirlikçi hayır diyen hayırsız uşaklarına da bir cevabıdır. Saray neden yapıldı? Niçin yapıldı sarayı? Osmanlı'nın ilk kızıl elması Anadolu'da birlikler dönemine son verip Türk birliğini sağlamak olmuştur. İşte milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak için Recep Tayyip Erdoğan bu sarayı yaptı. Sarayda sadece 16 asker değil,
16 oda var biliyor musunuz? 500 bin oda değil, 16 oda. 16 tane devleti simgeleyen odası var. Hepsinin şu an ayrı ayrı adı var. İsimleri bile belli. Hepsinin kulliyesi bile bellidir. 16 Türk Devleti'nin simgesi 1071'de Sultan Alparslan Malazgirt'e girdiğinde bunların soy kütüğünde yazılıydı. Yeni Türkiye'den bahsedilen şeyin adı ne biliyor musunuz? Hani yeni Türkiye diyoruz ya. Güç denen yeni Türkiye'den rahatsızlık duyanlar, Türkiye'nin yönetilemez ve kontrol edilemez olmasından rahatsızlar. O yüzden başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Yeni Türkiye'nin adını söylemiyorsun ki bilmeyenler var. Yeni Türkiye, Türkiye Birleşik Devletleri demektir. Evet, yeni isim bu. Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Türkiye güçlendikçe Müslüman ülkeler Türkiye'nin bir eyaleti olacak. Eyalet sistemine gelince 16 asker bu yüzden sarayda. Ege'den Hazar'a, Tuna'dan Nil'e, Adriyatik'ten Orhan abidelerine uzanan yeni devlet. Güneyden Şam'da Türkmen eyaleti, Kerkuk Mısır eyaleti, Azerbaycan eyaleti, Tebriz eyaleti, Anadolu eyaleti, Orhan eyaleti. İsimler belli, şu an diğerlerinin ismi de tek belli. Bütün korkuları yeni anayasa ve başkanlık sisteminin Türkiye Birleşik Devletleri'nin kurulmasına vesile teşkil etmesidir. Saray ve yeni Türkiye'nin gelişmesinde önüne geçilmesi için büyük oyunlar peşindeler. Şimdi anladınız mı Batı ve onun kuklaları neden hayır diyor? Artık korkunun ecele faydası yoktur. Atalan Üsküdar'ı geçti bile. Bu şerefli millet tarihi tekerrür ettireceği için 100 yıl sonra Lozan'ın işgalci patronlarını bu topraklardan ebediyen kovacağı için başkanlık sistemi 100 yıl sonra Anadolu topraklarını yeniden geçilmez yapacağı için evet diyorum. Terör örgütleri ülkenin bütün kurumlarına sızmış diye üzülüyoruz. İngilizler CHP ile Türkiye'nin kuruluşuna sızmışlar. Bize 90 yıl kaybettirdiler. Erdoğan'ı cumhurbaşkanını yaptırmamak için kuduranlar şimdi cumhurbaşkanı olarak kalması için yalvarıyorlar. 90 yıldır milletin yararına olan her şeye itiraz eden bu hainlere son vermek için evet diyorum. Referandumda evet oyu 100 yıllık esaretin bitişidir. Güçlü milli ve bağımsız Türkiye'nin yeniden doğuşu demektir. Allah reisimiz Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi bu ülkenin başından eksik etmesin. İyi ki varsınız. Siz tüm İslam aleminin liderisiniz. Milli birlik yolunda yürüyen, evet diyen MHP'li ve AK Partili kardeşlerime selam olsun. Ne mutlu bana ki güçlü bir Türkiye için Avrupa ve Türkiye'de bulunan tüm sülalem evet diyor. 90 yıllık esaret son bulacak. Bu fırsatı kaçırmayız hiç. Tabii ki evet diyeceğiz. Selam ve duayla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm.